Herkese merhabalar. Dünya mutfaklarında önemli bir yeri olan Asya mutfağının lezzetlerine hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk kızartma yapacağız. İlk olarak tavuğumuzu ufak ufak parçalara doğruyoruz. Tavuğumuzu ufak ufak parçalarla doğradıktan sonra unumuzun içine atıyoruz. İyice unumuzla biliyoruz nasıl balığı kızartmadan önce unun içine atıp iyice unluyorsak, daha sonra kızartıyorsak tavuğu da aynı şekilde unun içine atıp kızartıyoruz. Unluyoruz iyice. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra tavamızın içine yağımızı döküyoruz, altını yakıyoruz. Yağımızı iyice tam kızartacak kıvamı getirene kadar ısıtıyoruz. Elimizdeki şu an yufka, ince yufkalar oluyor marketlerde satılan ufak yufkalar, onlardan onu kızartıyoruz. Çünkü servis tabağımızda kızarttığımız tavuk kızartmamız onunla size sunum yapacağız. Ondan dolayı kızartma gereğini duyduk. Siz isterseniz bu şekilde yapmayabilirsiniz. İsterseniz daha büyük bir şekilde kızartıp tavada gözleme tarzı onun içine sunup o tarzda sunum yapabilirsiniz. Kızarttığımız yufkamızı servis tabağımıza koyuyoruz. Onu kaldırıyoruz şimdilik. Daha sonra unladığımız tavuk parçalarımızı kızartmak için yağımızın içine atıyoruz. Kızarmasından gayet nar gibi olmuş ve lezzetli gözüküyor. İstiyorsanız büyük yufka kızartıp beyit sarma gibi tavuğu sarabilirsiniz içine. Daha sonra marulumuzu alıyoruz ya da ayısımızı ya da yanında domates, kırmızı lahana tarzı salata veya yanında süsleme isterseniz onlar da yapabilirsiniz. Daha sonra ilk başta kızarttığımız yufkamızın içine ilk olarak ayısımızı alta koyuyoruz ya da üstüne de koyabilirsiniz, içine de koyabilirsiniz. Tamamıyla sizin göz zevkiniz, tamamıyla sizin damak zevkiniz, tamamıyla sizin mideniz. Tercih tamamıyla sizin yani. Kızarttığımız tavuklarımızı kızarttığımız yufkamızın içine koyuyoruz. Dilerseniz üstüne ince ince dilimli domates koyup kırmızı lahana ve marulunu içine koyup beyti sarma gibi ya da bir sandviç gibi sunum yapabilirsiniz. Daha sonra da yanına güzel bir şekilde ferahlatıcı bir sunum nar ekşisi sıkıp döküp güzel bir şekilde afiyetle yemek için masamıza güzel bir şekilde sunumumuzu yapıyoruz. Dediğim gibi yanına domates, kırmızı lahana yapıp ya da daha büyük bir yufka kızartıp sarıp da sunabilirsiniz. Afiyet olsun herkese.